Dünyanın en baskıcı rejimlerinden birine sahip olan Kuzey Kore, dünyadan izole olmuş bir halde. Ülkeyle ilgili garip ve tuhaf gerçeklere bir göz atalım. Kuzey Kore'de 3 nesil cezalandırma uygulaması var. Yani bir insan bir suç işlediyse ve hapse atıldıysa onun anne babası, büyük anne ve büyük babası, ayrıca çocukları da hapse gönderiliyor. 90'lı yıllarda tüm öğretmenlerin akordeon çalmayı öğrenmesi zorunluydu. 1950'de Gyeongdong isimli sahte bir kasaba, ülkenin refah içinde olduğunu Güney Kore'ye gösterip onları kıskandırmak için kurulmuştur. Bu binalarda aslında gerçekten yaşayan insanlar yok. Hatta pencerelerinin camları bile yok. Geceleri elektrik verilerek insan yaşıyor hissiyatı verilmeye çalışılıyor. Kim Jong-il, Güney Koreli ünlü direktör Shin Sang-ok'u kaçırarak meşhur Hollywood filmlerini Kuzey Kore propagandası için yeniden çekmeye zorlamıştır. Kuzey Kore'nin en popüler aktivitelerinden biri, Kim Jong-il'in mumyalanmış cenazesini ziyaret etmektir. Her 5 yılda bir seçim yapılır ama seçimlerde tek aday olur. Eğer seçmen başka birine oy vermek isterse de bunu halka açık şekilde yapmak zorundadır. Kuzey Koreli öğrenciler oturdukları sıraları ve okulda kışın ısınmak için kullandıkları yakıtı ceplerinden ödemek zorundadırlar. İnsan dışkısı gübre olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle de halka bunu üretme konusunda baskı uygulanmakta. Kim Jong-un İsviçre'de okul yıllarında bir porno dergiyle yakalanmıştır. Kuzey Kore 2016 yılı itibariyle 105 yılındadır. Çünkü onlara göre tarihin başlangıcı Kim Il-sung'un doğum tarihidir. Ülkede esrar serbesttir. Tütünden daha sağlıklı olduğu gerekçesiyle ülkede sigara yerine tavsiye edilmektedir. 25 milyon nüfuslu ülkede interneti sadece 1579 kişilik elit bir tabaka kullanabilmektedir. Bu kişiler de devlet tarafından izlenen Red Star isimli yerli işletim sistemlerini kullanmaktadır. Ülkede üst düzey yetkililerin eğlencesi ve cinsel ihtiyaçları için 2000 kadından oluşmuş bir zevk takımı mevcuttur. Gergin sınır ilişkileri yüzünden Güney Kore sınır askerleri kapıyı açtıklarında el ele tutuşarak karşı tarafa doğru çekilmemek için önlem almaktadırlar. Ülke berberlerinde devletin uygun gördüğü saç kesim şekilleri vardır. Bunların dışında bir model seçmeniz mümkün değildir. Ülkede 2,5 kilometrede bir ve 750 kişi başına bir tane düşecek kadar Kim Il-sung heykeli vardır. Ayrıca tüm Kuzey Koreliler üzerinde Kim Il-sung'un resmi olan rozetleri takmak zorundalar. Ülkede toplu taşıma neredeyse yoktur. İnsanlar bir yerden bir yere giderken izin almak durumundadırlar. Bu yüzden boş olan yolları ise çocuklar oyun alanı olarak kullanmaktalar. NASA tarafından çekilen bu gece fotoğrafı, ülkenin dünyadan ne kadar izole yaşadığının bir göstergesi. Ülke hükümetinin UNESCO'ya bildirdiği verilere göre ülkede okuma yazma oranı %100. Fakat bunun sebebi ülkede başkanın adını yazabilen herkesin okuryazar sayılıyor olması. Kim Jong-il'in biyografisine göre kendisi doğduğunda gökte yeni bir yıldız belirdi. Henüz 6 aylık bile değilken yürüyüp konuşabiliyor ve hava durumunu kendi isteğiyle değiştirebiliyordu. Amerikan emperyalizmini sembolize ettiği için ülkede kot pantolon giymek yasak. Dünyada tek nekrokrasi ile yönetilen ülke Kuzey Kore'dir. Hükümet halen daha ölmüş eski bir liderin kurallarını uygulamaktadır. 1974 yılında Kim Il-sung, İsveç'ten 300 milyon euro değerinde 1000 Volvo araç aldı. Bunların parasını ödemedi ve bugün halen daha bu araçlar kullanılıyor. Kuzey Kore'de İncil sahibi olmak, Güney Kore filmleri izlemek ve pornografinin cezası idama kadar gidebiliyor. Ülkede hiç kimse 8 Temmuz ve 17 Aralık'ta doğum gününü kutlayamaz. Çünkü bu günler Kim Il-sung ve Kim Jong-il'in ölüm tarihleridir. Ülkenin milli simgesi Kollima denilen kanatlı bir attır. Bunun nedeni kahramanlık ve ülkenin boyun eğmez ruhunu yansıtmasıdır. Birbirinden ilginç videolar için lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın.